Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi Hocamız nasıl akşamlar yardımcı efendim. olabilir? İyi akşamlar. Televizyonda ilk kez açtım. Hocamızı dinledim. Ben de kulak kristallarımda oynama var. Son bir aydan beri çekiyorum. Bitkisel ilaç öneriyor. Onu bir konuşayım dedim. Bakayım ne diyecek benim için. Evet. Bayağı bir ilaç kullandım ama geçmedi. Yani halen başımda dolantı var. Alo. Zaten şimdi sizin kullanmış olduğunuz ilaçlar kimyasal ilaç artı yan etkisi var. Kimyasal ilaçlar bir karaciğer yalanmasına sebep olur. İki böbrek yetmezliğini tetikler. Üç lenf sistemine zarar verir. Beş beyindeki hormonlara zarar verir. Kimyasal ilaçların yan tesirleriyle ilgili burada bir kitap getirdim. Şu gördüğünüz çok kalın bir kitap. Kaç sayfa bir bakalım. 1174 sayfa. Bu kitapta 11 bin kimyasal ilacın yan tesirini teferruatlı olarak anlatıyor Almanca. Hangi kimyasal ilaçlar hangi hastalıkları tetikler? Almanya'da yılda 35 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. İngiltere'de 30 bin kişi ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu benim söylediğim rakamlar 10 yıl önceki. Şimdi kaç bin belki 200 bini geçmiş. Amerika'da 180 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Kötürüm kalanlar hariç. Yatalak, kötürüm kalanlar, hayata küsenler vesaire vesaire onlar hariç. Ölenler. Türkiye'de kaç bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor? Bilen var mı? Yok. Neden yok? Çünkü istatistik veri yok. Evet. Yani henüz böyle bir çalışma yok Türkiye'de. İnşallah bir gün yaparlar. Biz de öğreniriz. Kaç bin kişi ölüyor Türkiye'de kimyasal ilaçtan? Muhtemelen 50 bin kişi ölüyor ama bu konuda nedense medya her konuda yazıyor, çiziyor. Televizyonlar, radyolar, gazeteler, politikacılar, sanatçılar A'dan Z'ye. İşte bir bitki içtim de ishal oldum diyor. Ver yansın vatandaş bitkiden ishal olmuş. Nasıl olur? Yazıyorlar da yazıyorlar. Söyle söyle. 50 bin kişi ölüyor öbür tarafta. O konuda kimse konuşmuyor. Bitkiden ishal olmuş. Herkes konuşuyor. Kimyasal ilaçtan 50 bin kişi ölüyor. Kimse konuşmuyor. Neden? Çünkü kimyasal ilaçlar Avrupa'dan, Amerika'dan geliyor. Ve bu kimyasal ilaçları üreten firmaların sahipleri devlet kadar güçlü. O kimyasal ilaçlara dokunan adamı yakarlar. Hiç acımazlar. Kim olursa olsun. Çok güçlüler. Dünyayı yöneten 16 tane adam var. Lobiler, loncalar vesaire. O da ayrı bir konu. Oraya girersek çıkamayız.